Evet. Biraz hüzünlü bir video olacak ama hikaye zamanı. Az önce eski videolarıma kadar gittim. Gerçekten 2017, 2018, 2019, 2020, 2020'de başladım. TikTok videolarını izledim, sizin yorumlarınızı okudum ve bir hikaye anlatmamın gerektiğini düşündüm. O kadar sormuşsunuz ki bana, abi basketbolu bıraktın mı? Abi şu an ne yapıyorsun? Abi üniversiteyi bıraktın mı? Her şeyi size baştan sona anlatmam gerektiğini düşündüm. Gelin anlatayım. 7 yaşına gidelim. Şu an 23 yaşındayım. 7 yaşına, 23 yaşına kadar neler yaptım basketbolla ilgili gelin anlatayım. İlk öncelikle ben basketbola 7 yaşında başladım. İlkokulda beden eğitimindeydik, basketbol oynuyorduk. Koç bir anda dedi ki sen basketbol takımına geleceksin filan. Ben o zamanlar satranca çok ilgiliydim. Ona rağmen ailemin biraz zoruyla filan olsun basketbola başladım. Sonra o zorla olmadı çünkü sevdim basketbolu. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar basketbol oynadım ve 4. sınıfta takımımız Türkiye şampiyonasına gitti. Zaten fotoğraflarda görüyorsunuz, Bursa'ya gittik, Antalya'ya gittik, Türkiye şampiyonlarında yarı finale kaldık, yarı finalde elendik. 4. sınıf bitti, şampiyonada elendik ve ben basketbolu ne yazık ki aptal kafam basketbolu bıraktım. Siz sakın bırakmıyorsunuz ama. Neyse, bırakınca hangi hobiyle uğraşayım dersiniz? Satranç seven biri neyle uğraşır? Şu salak Rubik küplerle uğraşmaya başladım. 4. sınıftan 7. sınıfa kadar. Hayatıma çok şey kattı. Gittim İspanya'da rekor kırdım. Türkiye'de rekor kırdım. 7. sınıfta Türkiye rekor meydanıyım şunda. Düşünün yani. 10 yıldır zeka küpüyle uğraşan insanlar vardı. 1 yılda uğraştım şunla. Türkiye rekoru kırmıştım. İnanılmaz bir başarıydı benim için ama ne yazık ki spordan çok uzaklaşmıştım. Bayağı kilo almıştım. Yani benim fiziğim ve sağlığım için çok da iyi değil aslında. Spordan uzaklaşmıştım çünkü. Neyse, teorik senesi zeka küpünde bıraktım. Artık hiçbir hobiyle uğraşmıyorum, ders çalışıyorum filan filan derken liseye geçtim. Abi lisede dersten bana bir bunalma geldi, inanamazsın. Derslerden kaytarmak için basketbol takımına girdim. Gerçekten sebebi buydu basketbola yeniden dönmemin. Siz de biliyorsunuz ki okul takımındaysanız ve o gün maçınız varsa o gün derse girmiyorsunuz ve dersten kaytarıyorsunuz yani. Basketbol takımına girmemdeki tek amaç buydu. Okul takımına girdim ama gerçekten hiç beklemediğim şeyler oluyordu. Doğa Koleji o zamanlar Türk milli takım oyuncularına burs veriyordu filan. Onlara karşı oynadık. Koç tabii beni başlatmadı, oyuna da sokmadı. Garbage time'in ne olduğunu bilmeyenler için hemen anlatayım. Böyle 30 fark atınca karşı takımlar kötü oyuncularını koyar. Beni de oyuna koydu 30 fark yiyince biz. Ne atsam giriyor. Orta sahadan sallıyorum giriyor. Bir de o zamanlar şut silim böyle göbekten çıkartıyorum. Atıyorum giriyor, atıyorum giriyor. Koç bana dedi ki bak senin boyun uzun. O zamanlar 1.90'ım yine. Senin boyun uzun, şutun iyi. Seni Fehmi Koç'a yönlendiriyorum dedi. Fehmi Koç da FESA diye bir takımın sahibi. Kendisi benim hayatımı çok büyük oranda değiştiren bir koç. Ben de dedim baskete mi başlayacağız şimdi ya dedim. Gittim Fehmi Koç'la konuştum. O da beğendi. Atıyorum giriyor, atıyorum giriyor. Sen dedi maç başı en az 10 şut atacaksın diyor. Dedim koç daha ne isteyeyim? 10 o geldi şut atacaksın. Sadece şut atacaksın. Ben de şut atmayı çok seviyorum. Baskete başladık. Sonra baskete başlayınca basketbol youtuberlarını izlemeye başladım. Basketbol videoları izlemeye başladım. Stephen Curry, Klay Thompson, LeBron James hepsini izlemeye başladım böyle bir anda. Kevin Durant Golden State'e geliyor. Kevin Durant sen nasıl yılan bir insansın filan. Böyle tam böyle basketbolcuyum yani artık. Sonra dedim ya bu videolar ne güzel. Türkiye'de hiç çeken yok ya. Alper Biçen var bir tek, o da 2K videosu çekiyor. Bunu gerçek hayatta böyle challenge videoları çeken hiç yok mu dedim. Baktım yok. Ben ne yapayım? Şimdi ben smash basamıyorum. Şutuyorum. Ne yapayım kanalın adını? Bir düşüneyim dedim. Aha. Uçamayan şutör diye bir YouTube kanalı açtım. Bir video yükledim, iki video yükledim. Böyle izlenmiyordu. Bir tane böyle ne videosuydu? Basketbol ürünleri videosu attım. Bir günde 10.000 izlendi. Oo, o zamanlar ne kadar büyük sayı. Şu an bile izlenmiyoruz lan bir günde 10.000. Sonra kendi maçımı yorumluyorum, çekiyorum. Dünya rekoru denemeleri çekiyorum. Horse çekiyorum, o çekiyorum, bu çekiyorum. 100.000, 200.000. Abi böyle gidiyorum maça, tezahüratlar, uçamayan şutör, şut at, abi seni çok seviyoruz. Bir tane Antalya'da kampa gidiyorum, çocuklar geliyor, herkes fotoğraf çekiliyor filan. 2018 oluyor, ben Amerika'ya gitme kararı alıyorum. Bir sene böyle devam ediyor ve ben Türkiye'de gerçekten çok güzel sezon geçiriyorum. Böyle Işık takımına karşı, Işık takımında milli takım oyuncuları vardı, Işık takımında 27 sayı filan atıyorum böyle. Gerçekten Türkiye'de çok güzel bir sezon geçirmiştim. Sezon bitti ve Amerika'ya gitme kararı aldım. İnanılmaz bir cesaret, inanılmaz bir mentalite. O zamanlar tabii kötü yorum çok geliyor bana, şut stilime laf eden oluyor, konuşma tarzı her şeyime laf ediyorlardı ve bir senedir basketbol oynayan birine göre çok fazla kötü yorum aldım. Hantalsın, iğrençsin, şut stilin kötü, senden bir cacık olmaz, Amerika'ya gitme kararı nasıl alıyorsun filan. Çok kötü bir şekilde YouTube'u bıraktım. Ya sen YouTube'u nasıl bırakırsın ya? Ya YouTube'u nasıl bırakırsın ya? Ya kahretsin. Bak o kadar büyük bir basketbol kitlesi vardı ki o zaman. Şu an gerçekten herkes futbol.
O zamanlar gerçekten bırakmamam lazımdı YouTube'u ya. Ya insanlar Amerika'yı merak ediyor. Ege Fitness'in prime dönemi. İnsanlar Amerika'da basketbol videoları izliyor. Alper Biçen de çok izleniyordu o zamanlar. Fenerbahçe, Efes derken basketbol kitlesi inanılmaz. Cedi Osman, LeBron'la filan. Nasıl bırakırım abi öyle bir dönemde YouTube'u ya? Şu an kim bilir kaç aboneydik, videolarımız kaç izleniyordu. Sadece o da değil. Basketbol kitlesi gidiyor abi. Yavaşça yavaş azalıyor. Basket oynayın arkadaşlar. Niye bırakıyorsunuz? Şöyle bir şey de var tabii. Türkiye'de basketbol oynayarak para kazanmak neredeyse imkansız hale gelmiş. Onu da anlatacağım. Neyse YouTube'u bıraktık ama Amerika'da basketbol oynuyoruz. Bari basketçi ol. YouTube'u bıraktım bari basketçi ol. Çok büyük bir hata yaparak sadece siyahilerin olduğu bir okula gittim. Hata mı dersiniz bilmiyorum ama inanılmaz bir ırkçılık var. İnanılmaz bir atletizm seviyesi var. Ama benim kadar iyi şut olan da yok tabii ki. İlk gittiğim hafta şu kırdığım bileğe bakın. Şutum o kadar iyi ki yakından mı savunacaklar filan filan derken orada bileğini kırdım. Bir bilek daha kırdım tabii kadraja sığmamıştı o. Ama inanılmaz gidiyordum. Amerika'da gerçekten kim beni izlese bu çocuğun farklı bir oyun tarzı var diyor. Ve gerçekten çok beğeniyorlardı oynayışımı. NBA maçına gittim. NBA maçında Enes Kanter'i de gördük bu arada. Şu an görüyorsunuz vatan hainini. Ama olay o değil. Damian Lillard da çak yaptı bu el ya. Damian Lillard da çak yaptı. Baskete olan sevgim de artıyor filan filan. NBA maçını izlerken kendime bir söz verdim. Bak 4 sene sonra bu sahanın içinde olacağım. O da garip. Arsen, o sözü tutman gerekiyor. NBA oyuncusunun çocuğuyla maç yapıyorum. Çok rahat yeniyorum. Rövanş yapıyoruz. Bir daha yeniyorum. Kendimi Amerika'da inanılmaz geliştirmiştim. Bir de öyle bir antrenman sistemi var ki oraya gittiğimde bir anda smaçlar basmaya falan başladım. İnsanlar ne oluyor buna dedi. Amerika'da gerçekten idman sistemi Türkiye'ye göre çok daha ayrı bir seviyede. Her şey çok iyi gidiyordu ama ne yazık ki ilk senemde Amerika'daki lisemde ana takıma girememiştim. Neyse JV takımında ilk 5 başlıyordum. Maç başı 10-15 sayı falan atıyordum. Bu arada gayet iyi lise maçı için 15 sayı inanılmaz iyi yani. Ama oradan da çok bir şey olmadı. Sonra AAU yani yaz sezonu Amerika'daki. Abi yaz sezonunda takım kaptanıyım. Eyaletin en iyi takımı geldi karşımıza. Sharif Cooper'ların takımı. Belki biliyorsunuzdur AOT. Sharif Cooper bu arada NBA'ye gitti. Sonra G League'e düştü falan ama Sharif Cooper NBA'ye gitmiş bir oyuncu. Brandon Boston NBA'ye gitmiş bir oyuncu ve onların takımı AOT'ye karşı oynuyorduk. Abi orta sahadan atıyorum giriyor. Oradan atıyorum giriyor. Maç başı en az 20 sayı atıyorum. Böyle takım 10 sayı öne geçiyor. 3-3'lük atıyorum. Beraberliği yakalıyoruz filan. İnanılmaz oynuyordum yaz liginde ya. Oregon'ın koçu geliyor. D1 koçları yanıma geliyor. Sen kimsin nesin bilmem ne. Çok ilgilendiler filan. Sonra yaz tatiline girdik. 11. sınıfta bir tane D3 offer'ım var. Luther College diye bir üniversite Iowa'da. D2 offer'ım var Alabama'dan. University of bilmem ne Alabama'dan D2 teklif var. Onun dışında 11. sınıfta güzel iki teklifle son yılıma giriyorum lisede. Peki lisede ne olsa beğenirsiniz. Sezon başladı filan böyle. Bazı maçlar süre almıyorum. Bazı maçlar 5 dakika. Lise sonunda sezon başladı. Ana takıma girdim. Zar zor da olsa girdim. Süre almıyorum etmiyorum ama bazen koç 5 dakika filan oynatıyor. İyi şeyler çıkartıyorum. Fotoğrafları var. Videoları ne yazık ki bulamadım ama işte sayılar atıyorum. Gerçekten güzel hareketler yapıyorum. Takım arkadaşlarım beni seviyor. Güzel gidiyorduk. Kendi bölgemizde de birinciydik. Sonra sezon iptal oldu. Neden olduğunu biliyorsunuz değil mi? Abi şu Covid denilen illet hayatımı mahvetti ya. Yani yaz liginde yine kaptan olacaktım. Bu sefer elit takımında oynayıp eyaletlere gidip oynayacaktım. 11. sınıfta 2 offer almışım. O lise 4'te neler neler alırdım. Zıplamam tavan yapmış. Şutlarım inanılmaz gelişmiş filan filan derken Covid abi her şeyimi bitirdi. 11. sınıftan kalan 2 tane teklifim var. D3 ve D2 teklifim var. Onun dışında teklif alma ihtimalim yok. Tüm maçlar iptal olmuş ve ülkeme dönmüşüm. Türkiye'deyim. Ailemle konuştum. Bu iki tekliften birini kabul edecektim ya da Türkiye'de bir üniversiteye devam edecektim ama basketbola devam etmek zor olacaktı filan. D3 teklifi çok cazip geldi çünkü hem daha az para ödeyecektik hem de D3'te daha rahat domine ederim filan dedim. Gittim D3'e dedim. D3'te ben var ya inanılmaz domine ederim. Atlanta'da bile oynadıysam Iowa'da hayli hayli oynarım dedim. Ve gerçekten size bakın şu an görüntüleri izliyorsunuz. Bu D3 okulunda ilk haftam Covid var diye açık alanda oynuyoruz ve gerçekten çok domineyim. Gerçekten yani guard gibi oynuyordum. 1.93 guard kim bulabilir abi? Hayatın 1.93 guard kim var? Yani Efes'te Galatasaray'da var da çok çok iyi gidiyordu her şey. Ta ki Iowa'nın ne kadar soğuk bir eyalet olduğunu bilmiyordum ve koçun çocuğuyla aynı takımda olduğunu bilmiyordum. Eylül aylarında hava güzeldi. Sonra Ekim ayı oldu. Havalar buz gibi. Ben odadan çıkamıyorum. Battaniyeyi çıkarttığım an Antarktika. Hava -35 derece ya. Neyse antrenman yapmam zorlaştı. Ama ona rağmen takımın en iyi şutörüyüm. Gerçekten iyi oynuyorum filan filan derken koç bir anda ana takıma
kendi çocuğunu aldı, beni almadı. Ve takım arkadaşlarım falan bu konu hakkında şikayet etmeye başladı. Bilmiyorum ne kadar torpil olduğunu düşünürsünüz, düşünmezsiniz. Ama gerçekten çocuktan daha uzundum ve neredeyse aynı rol. Ve şut yüzden çok daha iyiydi çocuktan. Oynaması için ben bir sebep görmüyordum. Benden sadece daha hızlı koşuyordu. Onun dışında atletizm desen, rebound desen, pas desen, pas yeteneği desen, her konuda üstündüm. Sadece hız konusunda değilim. Onun dışında bir şey diyemem. Eğer koç hızlı bir takım istiyorsa bir şey diyemem. İlk yılımda freshman'ım hadi filan filan dedim. Covid'den dolayı da sadece 8 maç vardı. Ne çok süre verdi ne bir şey yaptı. İlk sezon bitti. Sakatlıkla bitti ama bir aylık bir sakatlıktı. Onu da hemen atlattım ve ikinci seneye geçtik. İkinci sene yine şutlarımı sokuyorum, yine iyiyim bilmem ne derken koç beni şaşırttı. Ne yalan söyleyeyim, şaşırttı ve beni 16-20 dakika arası oynatmaya başladı. Zaten kendi maçlarımı yorumladığım videolar var kanalımda, onlara bakabilirsiniz ama şu an kapatasak anlatacağım. Oyuna giriyorum, şutumu sokuyorum, defansımı yapıyorum, rebound alıyorum ve çıkıyorum oyundan. Talihsiz bir şekilde yanlışlıkla bir kere kendi potama atmıştım, onu şu an izliyorsunuz. Bayağı da dalga geçmişsiniz o zaman ama sıkıntı yok. Herkes hata yapabilir. Öyle bir hata yapmıştık zamanında ama. Neyse her şey iyi gidiyordu sezonda onun dışında. Şutlarım %50-%50 atıyordum. Free throw %100 yüzdesiyle atıyordum. Kusursuzdu. Gerçekten kusursuzdu. Tek bir sıkıntı vardı. Biraz dertleşelim istiyorum sizle de. O zamanlar eski sevgilimden ayrılmıştım. Bayağı modum düşüktü. Depresyon zamanlarımdı. Çünkü gerçekten zordu o dönemler. Oralara çok girmeyelim. Sınavlarımdan bayağı kötü notlar alıyordum filan filan. Havalar soğudu. O da depresyonu arttırdı filan. NCAA kurallarına göre eğer dersinizden kalırsanız dersinizi düzeltene kadar oynamanız yasak. Forma giyemiyorsunuz. Koç aradı. Arsen dedi. Sınıfından kalmışsın. İkinci sezon ne yazık ki forma giyemeyeceksin NCAA kurallarına göre dedi. Ah buradan yak yani. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Oynayamıyorum. Forma giyemiyorsun. Ne yapacaksın? Forma giyemiyorsun. Maçları izleyebiliyorum sadece. Yani yapacağım hiçbir şey yok. Allah kahretsin ya. Şu kariyerimde bir şey de doğru gitsin değil mi? Şu hayatta neyse üniversite ikinci yılında da sezonun ikinci yarısını ne yazık ki dışarıdan izleyebildim, forma giymedim ama çok kötü bir şey oldu. Forma giyemiyordum maçlarda ama antrenmanlarda vardım ve antrenmanda minisküsümü yırttım. Bak derslerimi düzeltmişim. Üçüncü senemde yine oynayacağım. Arsen rahat dur. Minisküsümü yırttım ya. Neyse ameliyat oldum filan. 2 aya geçti minisküs yırtığı. Parçaladılar, dikmediler çünkü. 2 ay sonra ne vardı? BHS1. Buradan Alper abiye selamlar. BHS1 smaç yarışmasında yarıştık. Çünkü sezonun ikinci yarısında hem sakatlık öncesi hem sakatlık sonrası zıplama çok çalıştım. Her şeyi yaptım filan. Çünkü sezonun ikinci yarısında maçlara çıkamıyordum ama dedim ki ben derslerimi düzeltince inanılmaz oynayacağım. Hayvan gibi çalıştım ettim. O yüzden zıplamam bayağı artmıştı. Minisküsümün yırtığı da sağ bacağımdaydı ve sol bacağımla zıpladığım için sol bacağım aşırı güçlendi o dönem. Sağ bacağımda koşabilir hale geldiğinde smaç yarışmasında gerçekten katılabilecek duruma geldim ve inanılmaz zıplıyordum o zamanlar. Ama normal bir smaç yarışması değildi. O gün 2000, 3000, 4000 belki 5000 kişi geldi izlemeye. Ve asıl olay o değildi. Asıl olay yanıma gelip abi YouTube'a dön. Seni çocukken izliyordum. Videolarını çok özledik. Fotoğraf çektirebilir miyiz? Bunu diyen tüm takipçilerim yani sizler. Ya o gün akşam ben eve gidip gerçekten ağladım. Şu an yine duygulanıyorum ama şu an kendime kızdım ya 2018 yılında YouTube'u bırakan halime. Hala kızıyorum ve sizin o desteklerinizi, güzel sözlerinizi duyunca gerçekten çok duygulanmıştım. O gece oturdum dedim ben YouTube'a, sosyal medyaya dönüyorum. Dönüyorum. Böyle olmayacak abi. Sen zamanında insanlara içerik üretmişsin sonra hiçbir şey demeden gidiyorsun. Neyse o yaz YouTube'a döndüm ettim, videolar çektim falan. Çok izlenmedi. Eski etkileşim tabii ki yoktu. Ama yine de 1000-2000 kişi bile olsa takipçilerime içerik üretiyordum ve seviyordu o 1000-2000 kişi olsa bile seviyordu. O da benim hoşuma gidiyordu. Üniversite 3. sene. Antrenmana gittim. Koç beni unutmuş ya. Unutmuş. Lan bir minisküsünüz yırtıldı. Bu kadar. Nasıl unutabiliyorsun hemen ya? 1. maç süre vermedi. 2. maç süre vermedi. 3. maç süre vermedi. 4. maç süre vermedi. Bu 10 oldu, 20 oldu. 20 maç zaten sezon. 20 maç süre vermedi. Sezonda 20 maçta 2 galibiyet aldık. Benim mental yerlerde. Yani dedim ki ben ne yapacağım? Koç oynatmadığı dönemde TikTok'lar çektim, YouTube videoları çektim. Dedim ki hafiften sosyal medyaya mı yönelsem? Çünkü böyle olmayacak. Ben mental olarak gerçekten çok kötü hissediyorum. TikTok'taki takipçilerim benim hakkımda hep iyi şeyler söylüyor. Beni destekleyici şeyler söylüyor. Ama burada kendi koçum bana ne güveniyor, ne benim varlığımdan haberi var, ne beni oynatıyor. Ben niye buradayım dedim ya. Niye Amerika'dayım abi ben dedim. Kendim affedersiniz bir parçası gibi hissediyordum orada ya. Elimden gelen her şeyi yapsam da koç o sezon bana hiç süre vermedi. Sezon bitti. Dedim ki bu sezon madem oynamayacağım ben kendimi geliştirebildiğim kadar gelişeyim. En kötü Türkiye'ye geldiğimde bir takımda falan oynarım. TB2'le umarım TB'le olur falan diyordum. Kendimi güçlendireyim. Kollarım şey falan dedim. Kollarım küçük dedim işte falan. Kendimi güçlendireyim. Şutlarımı daha da geliştireyim. Edeyim. Top hakimiyetimi geliştireyim. Belki bir takımda oynarım dedim. Türkiye'ye gelmeme bir hafta kaldı. Kolum çıktı.
Ya hayat o kadar acımasız ki. Bak ilk sezonda bileğim sakatlanmış. İkinci sezonda menisküsüm yırtılmış. Üçüncü sezonda sol kolum çıkıyor ya. Yani şu fotoğrafta gördüğünüz Kobe formalı çocuk. 7 yaşındaki Kobe formalı çocuk. İleride basketbolcu olmayı o kadar istiyordu ki. Ama karşısına bu engellerin çıkacağını hiçbir zaman bilmiyordu. İnanılmaz sakatlıklarla boğuştum. Ettim, koşla uğraştım. Toksik takım arkadaşlarıyla uğraştım. Gelen kötü yorumlardan, YouTube'dan, TikTok'tan gelen kötü yorumlarla uğraştım. Bir yerde artık dedim ki pes artık ya. Ya kol da çıkmasın ya. Kolum da çıkınca artık dedim ki şu an yapabileceğim tek şey sosyal medya. Çünkü doktor bana dedi ki 8 ay sen basketbol maçına çıkamazsın. 8 ay zaten takımlar kontratları buluyor, oyuncuları buluyor. Ben yetişemiyorum kontrat dönemine falan Türkiye'deki. Üniversiteyi zaten bıraktım. Ben dedim ki Amerika'ya bir daha gitmeyeyim. Zaten -35 derece. O koçun yüzünü görmek istemiyorum. Bazı toksik takım arkadaşlarımın yüzünü görmek istemiyorum. Salak salak şeylerle uğraşmak istemiyorum. Derslerimi zaten sevmiyorum. Ya sosyal medya yapacağım ya da yapmayacağım. Yani sosyal medya zorunda dedim. Ben dedim hem geçmişte ayıp ettiğim takipçilerime içerik üretmeye devam edeceğim. Hem de kitlemi büyütmeye çalışacağım dedim. Sağ olun. Gerçekten görüyorsunuz. 1 milyon abone olduk. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Gerçekten her şey yolunda gidiyor. Uzun videolar eskisi kadar izlenmese de çok şükür destekleriniz gerçekten eksilmiyor. Her gün yorumlar, mesajlar atıyorsunuz. Abi seni çok seviyorum bilmem ne. Her gördüğünüz yerde bana gerçekten çok güzel geri dönüşler alıyorum sizden. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Çünkü siz olmasanız gerçekten bu mental problemimi yenmem çok zor olacaktı. Basketçi olamadım. En azından sizin sayenizde mutlu olabiliyorum. Bazı insanların idolü olabilmişim. Bazı insanlara yol gösterebilmişim. Yardım edebilmişim. En azından ekranda beni severek izleyen bir kitle toplamışım. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Öyle yani. Kolum çıkınca dedim basket oynayamayacağım filan. Neyse bu 8 ay sonra geçti. Sağ kolum çıktı artık dedim ki ben bir daha basketbol oynayanım dedim yani artık böyle bir hata yapmayacağım. Çünkü sağ kolum çıktığında da 3-4 ay video çekmekte çok zorlandım. Dedim en azından sakatlanmayayım. İşimi iyi yapayım YouTube, TikTok, Instagram. Sakatlanmayıp size iyi içerikler üreteyim. Şu an sakatlanmamaya çalışıyorum. Basketbolu tamamen bıraktım. Sadece videodan video oynuyorum. Video dışı bile oynamıyorum. Çünkü sakatlanmaktan çok korkuyorum. Çok kolay sakatlanan bir fiziğim var. Zor bir kariyer ya. Ama umarım buradan izleyen basketbolcu arkadaşım sana sesleniyorum. Her maça veya idmana çıkmadan önce streç yapıyorsun. Sakatlanmamak çok önemli. Kendini güçlendiriyorsun. Üçlük atmak zorundasın. Üçlük atmayan artık iyi yerlere gelemiyor basketbolda. Üçlük kesinlikle atmak zorundasın iyi yüzdeyle. Ve günde en az 1000 ip atlamazsan var ya. Sana diyorum kamera karşısındaki. Benim gibi bir basketbol kariyeri hani gelişim açısından isteyebilirsin ama sakatlık açısından asla. Sakatlanmak yasak. Şu kariyerinizde ne yaparsanız yapın sakatlanmayın. Evet kariyerimi sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hüzünlendim ama kamera karşısında ağlamak hiç huyum değildir. Hepinizi çok seviyorum. En azından sosyal medyada iyi bir yerlere gelebildik. Belki basketbolda istediğimiz çoğu şey olmadı. Hayatımın en kötü kararı belki Iowa'daki o D3 üniversitesine gitmekti. Belki D2'ye gitseydim daha iyi bir kariyerim olurdu. Belki Covid olmasaydı, o olmasaydı, bu olmasaydı. Şu an 23 yaşındayım. 1.100.000 abonem var. Size iyi içerik üretmek şu an benim görevim. Umarım yapabiliyorumdur. Videolarımı izleyip like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.